Akşamüstü konuşuyordu en son durum nedir diye. Şu anda Taylan oynayabilecek duruma gelmiş ki muhtemelimiz de var. Omar orada, Saratçı burada. Şöyle bir bakıyorum. Belhanda, Emre Akbaba'nın da burada yer alması Uzun bir aradan Galatasaray sonra. adına uzun bir aradan sonra değerli. Arda, Emre Kılınç sağda. Bir aradan Enteresan sonra Emre'ye Falcao. şans verir mi Real Emre hocam? Akbaba ile başlar mı acaba? Başlar mı? Bence Feghouli ile başlamaz. başlar diye Bence başlamaz. düşünüyorum. Sonradan hamle oyuncusu olarak kullanır. Orada Emre Kılıncı da kullanabilir Evet. Belhanda'nın Evet. yanında. Şimdi Feghouli yine iki sağda Emre'nin yeri kullanır. değişebilir. Etebo. Aslında Ya şey de. İsa oyunu yani Taylan hem de Etobo ile başlamaz. Orada daha fazla yapan Emre Kılınç mesela Belhanda Hocam ile beraber büyük olsa daha ofansif oyuncu Real kullanacaktır. hocam ama Alanya iyi takım Ya ya. iyi takım da Yani yalnız Galatasaray yani Galatasaray Galatasaray yolunda takımda gidiyor. Seyircin yok gibi anlamı yani yok yani. Galatasaray takımda Alanyaspor evet iyi Beyler takım formda Galatasaray iyi takım yolda ama gidiyor. yani Galatasaray takımı düşünmeyecek yani Alanyaspor Asfalt düşünecek. asfalta Niye? çıkıyor. Galatasaray iyi yolda gidiyor. 11'in 5 tanesi yerli. 1 2 3 O gelecek sene Ya için Galatasaray'ın özel düşünecek Ender bu olursa Galatasaray'ın bana göre bir değil mi? test maçı. İleriye dönük Neredeyse yarı yani yarıya. Galatasaray'ın yol haritasını veya oyuncuların ileride takımın, oyunun bir referansı olacağını düşünüyorum. Real hocam Alanyaspor formda bir takım. Ya yani bu anlamda önemli. Real hocam Feghouli olmadan problem çözer mi bu takım? Ya çözebilir. Ya Galatasaray takımı esas neyi arıyor biliyor musun? Tabii ki Muslera'yı arıyor. Sağ bek Mariano'yu, Fernando gibi bir oyun akılını, Onyeguru gibi bir hızı, Gomis gibi de bir santraforu. Yani Bayağı şey arıyor hocam o arıyor zaman ama size işte göre. bir anda bu kadar oyuncunun bir anda işte değişimi de ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor Galatasaray'a. Bir bakıyorsun sezon başı tekrar kötü. Ya Yani bu oyun gelgitleri, performans gelgiti Galatasaray'da çok oluyor o zaman. ben bu ön beşlinin Alanya takımını tutabileceğini düşünmüyorum. Yani Tutarken derken Alanya'nın orta saha geçişlerini engelleyemez. Savunma savunma da evet. yapamaz dersin. Feyyaz Hoca. Sanki iki takım Şimdi gibi orada oynuyor. Etebo evet biraz daha orta sahada biraz daha rakip Alanyaspor olunca tabii biraz Direnç daha koymak öne adına. çıkar. Emre'yi uzun zamandır oynamamış Emre Akbaba'yı böyle bir maçta bilmiyorum. Başlar mı Alanya'da zannetmiyorum. Orta sahayı güçlü tutmak adına Taylan'la Etebo orada biraz daha ilk 11'e yakın gibi görüyorum. Ömer'i de Belhanda ya da oynatabilir değil mi? Belhanda ya Ömer'i da de Feghouli'den enerji... Ömer'i Ömer'i son dönemde sonradan kullanmıyor kullanıyor. hocam. Hamle Sonradan yapıyor. hamle Evet, oyuncusu olarak hamle olsa kullanıyor. kullanıyor ama... Yarın yine o şekilde kullanacağını düşünüyorum. Onun dışında Arda'nın tabii ki yarınki performansını merakla bekliyoruz. Falcao son lig maçında dinlendi. Cagne oynadı sanıyorum. Öyle başladı. Falcao'nun performansı da önemli. Yarın ama orta sahada Alanya karşısında kesinlikle Taylan'la Etobo'nun oynarsa ikisini birden yani Taylan hazırsa ikisini birden başlayacağını düşünüyorum. Erman hocam sizin var mı ekleyeceğiniz? Var. Belanda ile Arda oynarsa Galatasaray zaten sahaya 10 kişi çıkıyor. Ben Geçen Kasımpaşa maçına da 10 ona kişi çıkıyor vurgu. Galatasaray sahaya. Kaç maçtır İlk yarı bakıyorum biterken ikisi çıktı zaten. 10 kişi çıkıyorlar. İkisi oynarsa 10 kişi. 50-50 oynuyorlar. Bir oynuyorlar yani ikisi. Öyle görüyorum. Tabii Arda çok uzun süre bir maç trafiğin içine girmedi. Hepimiz de biliyoruz. Ben Arda'nın ya çok kötü oynadığını düşünmüyorum. Tabii o maç temposu ritmi yok Ender ama zamanla daha iyi olacaktır. Ucumda ön alanda topu tutan takımını yerleştirmek için yani çok kötü de oynamıyor. Real hocam. Bana göre zaman biraz daha Arda'nın zamanı Real ihtiyacı hocam. var. Bak mesela bugün Göztepe'nin hocası bir hamle yaptı. Halil'i sola çekti. Sangare'nin üstünden değil mi? 3-4 defa geldiler. Hatta golü de öyle buldular. Sen şimdi Alanya teknik direktörü olsan hücum kurgunu Arda'nın kanadının üstüne kurmaz mısın? Ya sırf Galatasaray'ın sol kanadı üstüne. tam Arda'nın üzerine kur. Eğer 4-3-3 sistemiyle oynuyorsan orada sol işte mesela Ömer'le oynuyorsan veya Emre Kılıç'la Feghouli Bayağı Feyyaz'ın şu söylediği gibi 11'e göre sağ söyle çizgide bana. başlarsa birazcık oraya kaydırırsın. Yani şimdi o kadar da yani Arda o kanadı kapatabilir, edebilir. Saracchi'ye belirli dakikalar bir 60 dakika oynayabilir. Gürcan şimdi sonuçta Alanya iyi bir takım ama Galatasaray da iç sahada oynuyor sonuçta. Yani esas Alanyaspor tedbir almalı. Az önce söyledin ya mesela orta sahada çok koşan oyuncu yerine bu 5 oyuncuyla oynarsın.
topu rakibe vermediğinde bir aktif dinlenme yaparsın. Topu ayındayken yalnız hücum yapmıyorsun futbolda, savunma da yapıyorsun. Şu Emre Akbaba'yı bir adaşına, Emre Kaplan'a soralım, bizim Galatasaray muhabiri. Emre, beni duyabiliyor musun? Duyuyorum Ender Bilgin, iyi yayınlar. Teşekkürler. Biz Emre Akbaba konusunda emin olamadık. Bir de Taylan oynayacak mı, son durum nedir? Onu söyle lütfen. Emre Akbaba da hani böyle uzun bir ayrılıktan sonra zorluk derecesi böyle yüksek bir karşılaşmada ilk 11 başlar mı diye tereddütümüz var. Fakat tabii sen direkt takip ediyorsun bilgilerin bize göre ilk elden. Ne diyorsun şu iki konuda, bize biraz açıklık getir lütfen. İsterseniz Taylan'la başlayalım. Taylan Kasımpaşa maçında sakat. Biraz sesini yükseltelim Emre'nin. Taylan Kasımpaşa maçında bir sakatlık problemi yaşadı. Orta düzeyde bir zorlanma tespit edilmişti kasığında ki aslında 3 haftalık bir tedavi süreci öngörülüyordu ama sağlık heyeti milli arada Taylan'la gerçekten özel ilgilendiler. Bir program hazırlanmıştı ve dün itibariyle gitti. Takımla çalışmalara başladı. Aslında cuma günü itibariyle de Taylan'ın yüksek tempoda sprintleri denendi. Öncesinde daha da koşu çalışmaları yapmıştı ve buradaki performans memnun kalınca takım antrenmana alındı. Yarın da yüksek ihtimalle ilk 11'de olacak. Emre Akbaba'nın durumu biraz daha farklı tabii. İfade ettiğiniz gibi çok uzun zamandır oynamıyordu Emre. Geçen sezonun son maçı Antalya Spor'da sakatlandı. Sonrasında Florya'da gerçekleşen antrenmanlarda sakatlığı bir kez daha hissetti ve milli ara onun için hedefleniyordu. Ama Emre artık %100'e çok yakın bir vaziyette fiziksel anlamda. Oynama konusunda da kendi isteği var. Bu nedenle zaten Fatih Hoca'nın yarın ilk 11'de Emre'yi değerlendirmesini bekliyoruz. Burada tabii hem Emre Kılınç hem Emre Akbaba, ki zaten Feguli ve Belhanda'nın durumları ortada. Biraz yönetimsel sıkıntılar var Belhanda ve Feguli ile ilgili. Zaten bu iki oyuncu ile ilgili de yarın belki bir son şans olarak değerlendirilebilir. Belhanda ilk 11'de olmasını bekliyoruz. Feguli de eğer forma giyerse göstereceği performans biraz bundan sonraki Galatasaray'daki kariyerlerin en azından Ocak ayına kadar olan süreci belirleyici olacak. Bu oyuncuların alternatifi olarak zaten Emre Kılınç ve Emre Akbaba görülüyor. Fatih Terim bu iki oyuncuyu hazırlıyor. Yarın da ben açıkçası aldığım bilgi Emre'nin ilk 11'de olacağı şeklinde. Akbaba olan Emre'nin Kılınç'la birlikte ilk 11'de olacağı şeklinde. Taylan'ın da dediğim gibi dün ilk kez tam olarak antrenmanda yer aldı. O da yarın zaten Galatasaray'ın şu anda en vazgeçilmez oyuncusu gibi gözüküyor. O yine kendi mevkisinde yerini alacak gibi gözüküyor Ender Bilgin. Peki, teşekkürler sevgili Emre. Bu da Kaplan olun Emre. Bizim. Metrekareye düşen Emre sayısında. Çok var. Evet. Artık peki, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle keyifli bir Inter Milan özetiyle noktalayalım programı. Orada da yalnız Zlatan İbrahimovic'in 39 yaşında neler yaptığını görmek ayrı bir keyif olacak. Bir özel reklam, ardından Milan-Inter maçının özetiyle takım oyununa veda ediyoruz.